Herkese günaydın. Dün hafif bir artıyla Nasdaq biraz daha kuvvetliydi ama genel olarak baktığımızda çok hafif artılarla günü tamamladık. Açıkçası 3000 seviyesinin üzerinde de çok tutunamayan bir S&P ile karşı karşıyayız. Aslında isterseniz şu seviyelerin kırılmasıyla biraz daha hızlı momentum kazanmasını beklerdim ama tabii çok fazla sayıda ve devamlı artan şekilde bilinmezlik olduğu için piyasanın biraz temkinli olduğunu da söylemek lazım. Genel olarak bir sorun olarak görmüyorum bunu ama eskisi gibi, yani eskisinden de kastım şu dönemlerde gördüğümüz tarzda bir yükselişle karşı karşıya olmadığımızda çok net hedefim değişmiş değil. Yukarıya doğru devam edeceğiz. Tabii yavaş yavaş biraz daha sorunlu ve önemli kağıtların bilançolarına da yaklaşıyoruz. Örneğin Apple tarafına baktığımızda ki Çin konusunun da doğrudan etkilediği sektörlerden bir tanesi, 30'unda yani önümüzdeki hafta gelecek olan bilançosu var. Yine önceki gün paylaştım, dün paylaştım, Güney Kore'deki çip satışlarında çok ciddi problem, yarı iletkenlerde ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Intel tarafında ne olup ne biteceği önemli olacak. Bu tip açıklamalar piyasayı biraz daha hareketlendirecektir. Şu ana kadar gördüğümüz banka açıklamaları vesaire çok büyük bir etkide bulunmadı gibi gözüküyor. Veri seti olarak baktığımızda bugün ana bir veri yok. İkinci el konut satışları çok önemli değildir ama önümüzdeki günlerde özellikle dayanıklı mal siparişleri yatırımlar açısından da biraz bir işaret vermesinden dolayı yakından takip edilmesi gereken verilerin başında geliyor. Tabii GDP yavaşlayacak. Orada hiçbir kimsenin bir şüphesi yok ama burada da önemli olan tüketim kalemi veya detaylarda nasıl bir hareket göreceğimiz ki onu daha sonra tartışırız diye düşünüyorum. Ve tabii yarın gelecek olan PMI verisi, ben ISM'i tercih ediyorum. O tarafta da Fili'den kaynaklanan bir olumluluk bence söz konusu ama market PMI'da tabii ki piyasanın yakından takip edeceği dinamiklerden bir tanesi olacak. Şu an için baktığımızda toplantıda, FOMC toplantısında 25 bas puan bir indirim olacak. Ben buna kesin gözüyle bakıyorum. Yani kesin gözüyle bakıyorumdan kastım, indirilecekse 25 bas puan indirilecek anlamında söylüyorum. Hala piyasada biraz daha agresif beklentiler olduğunu görebiliyoruz. %20'lere varan bir 50 bas puanlık beklenti var ki ben bunun çok arada çok ciddi bir veri bozulması veya gelişme olmazsa 50 bas puanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu bağlayalım, Euro tarafına geçelim. 50 bas puan bekleyenler var, daha fazla bekleyen bir gruptu 50 bas puan. 25 bas puan kesinleşti ama Euro'da neredeyiz? Yine 1.12'nin altındaki seviyelerdeyiz. Şimdi her zaman söylüyorum, Euro'da yeni başka bir tepki hareketleri gelmez demiyorum. Yani 1.13'ler, 1.15'ler bunlar tabii ki olabilir. Bir süredir işte Trump nasıl müdahale edecek, doların değer kaybetmesini sağlayacak tarzında ciddi analizler dolaşıyor. Kendisi her gün açıklama yapıyor. Dün de bunları gördük. Ama bütün bunlara rağmen yine de görüyorsunuz Euro yukarı momentumunu koruyamıyor ki işte ben dolar rallisi henüz başlamadı dediğimde öfkeli mailler, tweetler de geliyordu, işte Fed faiz indirirse görürsün, nasıl böyle yazıyorsun falan. İndirmeye başladı, fiyatlanmaya da başladı ama görüyorsunuz yukarıya doğru gidemiyor. Konu çünkü orta vadede faiz makası, getiri falan filan değil. Orta vadede ülkeler arasındaki ekonomi dinamikleri çok ciddi ayrışmış durumda. Ekonomik dinamikler birleşse bile Euro bölgesindeki yapısal sorunlar, ki yapısal sorunlardan kastım Türkiye'de bitmeyen geyiklerden bahsetmiyorum. Yani sosyal sigorta şeyi veya eğitim, ne biçim net var bunlar çok düşükten falan bahsetmiyorum. Dizaynından bahsediyorum Euro'nun. Ciddi anlamda problematik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yaşanacak olan krizde tabii ki likiditenin üzerine kurulduğu dolar değer kazanacak. Çok ciddi değer kazanacak ama şu anda baktığımızda biraz daha net bir düşüş gerekiyor ki Euro tarafında artık aşağı hareket başladı diyebilirim. Henüz bu gerçekleşmedi. Bir band içinde hareket ediyor. Bu bandın üst kısmını görmüştük. Şimdi altına doğru Euro geri çekilmiş vaziyette. Tabii
ECB'nin toplantısı önemli olacak. Burada kimse bir faiz indirimi beklemiyor ama zaten 0.1'lik bir indirimden bahsediyoruz. Gelse de olur, gelmese de olur. Sinyal etkisi açısından etkili olur. Eğer erken gelirse, biliyorsunuz genelde ECB Fed'in arkasından gelen bir merkez bankası. Dolayısıyla burada bir indirim yapması aslında kendisi açısından, sinyal etkisi açısından, piyasa üzerindeki imajı açısından son derece etkili olurdu. Ama yaparlar mı bilmiyorum. Merkel'in açıklamalarını okumuşsunuzdur. Denk bütçeye devam edeceğiz tarzında. Tabii Almanya açısından son derece mantıklı olabilir denk bütçe, ama Avrupa Birliği'nin geneli açısından baktığınızda ve Almanya'nın ticaret fazlası açısından baktığınızda, hayır, Almanya'nın da harcaması gerekiyor. Belli ölçüde borç oranlarını arttırması gerekiyor. Asıl kritik olan ne olacak ECB tarafında? Varlık alımı. Varlık alımının devam ettirilmesi, yeniden başlaması söz konusu olacak. Ama buradaki içerik ne olacak, o önemli. Yani yeniden devlet tahvilleri üzerinden mi gidecekler, yoksa içerikte işte capital key, sermaye oranları kararına göre mi gidilecek, yoksa artık diğer bazı özel sektör tahvillerinde vesaire, bankacılık başta olmak üzere, biraz daha doğrudan bir müdahalede bulunacaklar mı, bunları görmemiz gerekiyor. Ama euro tarafındaki zayıflığın ana trend olarak ben değişmeyeceğini düşünüyorum. Benzer bir problem pound tarafında da var. Aslında isterseniz pound'da bir uyumsuzluk söz konusu. Dolayısıyla şurada görüyorsunuz, alçalan dipleri onaylamıyor, ama o kadar siyasi açıklamalar, o kadar siyasetin etrafında dönen bir fiyatlama var ki, burada kalkıp yukarıya gider veya sert aşağıya gelir demek zor. Ben biraz daha gevşeyeceğini düşünüyorum, ama bir yandan da parlamento anlaşmasız Brexit'in önünü kesmek için de manevralar yapıyor. Ciddi bir çalışma var. 25'inde muhtemelen Boris Johnson başbakan olarak göreve başlayacak, lider olarak seçilecek, ardından da yeniden Brexit görüşmelerine start verecektir. Ama zaten vakit de ciddi anlamda azaldı. Dolayısıyla burada ana hareket aşağı olmak kaydıyla volatilitenin devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Altın tarafında yavaş yavaş biraz fazla iyimserlik olmaya başladı diye düşünüyorum. Çok net bir şekilde her raporda, her yorumda altının daha yukarı gideceği konuşuluyor. Altında da baktığımızda şurada bir uyumsuzluk hemen göze çarpıyor olmalı. Aşağıya doğru RSI'da bir hareketlilik var. Şurada MACD açısından da bakarsanız şu yukarı hareketi onaylamayan bir MACD ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla muhtemelen biraz daha aşağı seviyeler görülecektir diye düşünüyorum. Burada aşağı seviyeden bahsettiğimiz 1365-1380 civarı önemli bir, biliyorsunuz, dirençti. Artık önemli bir destek haline geldi. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi burada benim asıl takip ettiğim gümüş tarafı. Şimdi gümüş tarafında da işte, hani şey lafı vardır ya, katil cinayet mekanına geri döner. Burada da aslında teknik analizde de önemli destekler, dirençler kırıldığında o seviye test edilir çok büyük bir ihtimalle. Gümüş bunu yapıyor. Altın da bunu yapabilir. Yani o uyumsuzluk, gördüğünüz uyumsuzluk devreye girerse gümüş bunu yapıyor. Dolayısıyla bu civarda dolaşması, 16-20'ler etrafında gidip geliyor olması daha sağlıklı bir görüntü bence. Çok önemli bir uyumsuzluk gümüş tarafında söz konusu değil. Yani sağlıklı bir yükselişle karşı karşıyayız. Altın tarafındaki uyumsuzluk daha problematik bence. Ve elbette ki burada, şurada gördüğünüz gibi, oranın hala ufak ufak aşağıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ana kırılma henüz gerçekleşmiş değil. Ana kırılma gerçekleştiğinde zaten çok büyük bir ihtimalle gümüşte çok daha yüksek 21'li seviyelere gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Ama şu grafiği koyduğumuzda, belki şurayı da şöyle bir trend içinde görürsek, normaline döndü diyebiliriz.
82'ye doğru bir hareket burada. Doğal karşılanmalı kırması durumunda gümüş pozisyonları çok net bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Onu da söylemekte fayda var. Petrol bir başka jeopolitik gelişmelerle hareket eden meta haline gelmiş durumda. Ama aslında denge seviyemiz 55-60 bandının da dışında hareket etmiyor. Dolayısıyla sağlıklı olarak görüyorum ben bu hareketi. Vade yapısına bakarsak aslında şuradaki yapı hem talep tarafı olarak değerlendirilebilir ama muhtemelen jeopolitik gerginliklerin yansıması, yani kısa vadenin orta uzun vadeden daha yüksek seviyelerde olması ne olur ne olmaz sürümüzde bir problem çıkabilir. İran'ın kısıntıya gitmez de daha az satış yapmasını sağlayabilir Batı vesaire gibi risklerin fiyatlanmasını görüyoruz. Yani kısa vadenin daha pahalı, orta vadenin daha ucuz olduğu bir körle karşı karşıyayız. Bu tarafta da ben açıkçası jeopolitik nereye varır bilmiyorum ama çok büyük bir zıplamaya neden olacak. İşte Hürmüz Boğazı'nı kapatacak veya İran'a operasyon başlatacak bir hareketle karşı karşıya olacağımızı açıkçası zannetmiyorum. 10 yıllıklara gelirsek 2.05'ler civarındayız. Buralarda takıldı kaldı diyebiliriz. Burada tabii pozitif gelişme, dün paylaştım, bütçe ve borçlanma tavanında uzlaşmaya vardıkları anlaşılıyor. Liderlerin tabii bunun hem alt kanatta hem üst kanatta parlamentoda onaylanması gerekecek kongrede. Henüz onaylanmış değil, tatili de az kaldı. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi bu hafta içinde yanılmıyorsam onaylaması gerekiyor. Bunu unutmamak gerek. Ama genel olarak burada yaratabileceğim, yine körf üzerinde yaratabileceği bir problemi çözdü gibi gözüküyor bu gelişme. Ben daha önce de söyledim, yukarıya doğru bekliyorum. Yani 2.20'lere doğru bir hareketlilik olması gerekiyor. Buradaki yapı FED faiz indirdiğinde ve nasıl indirmeye devam edeceğini de söylediğinde biraz daha değişecektir. Onu görmek, onu değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten resesyon korkusu mu, yoksa yabancı alımları mı, mecburi alımlar mı, onu net olarak görebilmek için. BAK tarafında gelelim. Burada biliyorsunuz haber aslında BAK'tı. Dün itibariyle de başladılar UAT testlerini gibi gözüküyor. Beklendiği gibi hareket ettikleri anlaşılıyor. Birkaç kez biliyorsunuz bu ertelenmişti. Dolayısıyla önem verdiğim bir gelişmeydi. Bunun başlamış olması son derece pozitif. Herhangi bir sorun çıkmazsa bu testlerde çok büyük bir ihtimalle 3. çeyreğin sonu, 4. çeyrekte tabii alınacak olan regülasyonlar, izinler neticesinde de harekete geçerler diye düşünüyorum. Herhangi bir etkisi oldu mu? Hayır, olmadı. Zayıf bir seyir içinde olduğunu görüyoruz. Muhtemelen yine benzer bir şekilde 50 günlük ortalamaya doğru, 9.400 50 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme olacak. Şurada bakarsanız mikro bir destek var. O desteği zorluyor vaziyette şu anda. Çok önemli bir geri çekilme olarak okumuyorum ben bunu. Yani %80'e varan örneğin düzeltmeler bekleyenler var. Benim öyle bir beklentim yok. Gelen haberler son derece olumlu. Dolayısıyla 11.700'ü bu ay içinde veya bu ay demeyeyim, bu ay bitiyor ama Ağustos içinde geçip tekrar 13.400'leri yaz bitmeden test ederiz diye düşünüyorum. Diğer yandan Ripple tarafını da biliyorsunuz takip ediyorum. Hatta kendi portföyüme de ekledim. Burada da bir 33'leri gördükten sonra Bitcoin'e paralel olarak hafif bir geri çekilme olduğu gözüküyor. Ama burada asıl benim için önemli olan rasyo. Rasyo tarafına baktığımızda biliyorsunuz 29'ların altında bir yerde başlamıştık. 28-80 civarındaydı. Şu anda 31'lere gelmiş durumda. Olumlu bir durum bu. Biraz daha yukarı gideceğini de
bekliyorum. Burada söylediğim gibi, bahsettiğim gibi bir uyumsuzluk var. Hem dolar bazında, dolar bazında gitmesi için tabii Bitcoin'in de toparlanması lazım. Hem de rasyo bazında Ripple'ın daha iyi bir performans kısa vadede göstermesi gerekiyor. Rasyo bazında zaten bence gösterecek Bitcoin düşse bile, ama dolar bazında göstermesi için Bitcoin'in yeniden toparlaması gerekiyor. TL tarafına gelelim. Biliyorsunuz bu akşam Cumhuriyetçi senatörlerle Trump'ın görüşmesi olacak. Saat 11'de yanılmıyorsam, yani akşam bizim saatimizde 11'de bir görüşme var. Buradaki ana hareketi hala görmedik. Anlaşılan faiz kararına paralel olarak gerçekleşecek. Şirket beklentimiz bizim 400 puan bir indirim yapılması yönünde. Kişisel olarak söylüyorum, tırnak içinde altını çizerek söylüyorum, kişisel 300 puanlık bir indirim olacağını düşünüyorum. 300'ün üzerindeki hareketler bence TL'ye değer kaybı olarak yansır. Tabi sonrasında ne geleceği de önemli. Yani kimse kaç indirecek deyip hemen fiyatlamayacak. Sonrasında nasıl bir indirim trendi geleceğine dair işaretleri de okumaya çalışacaktır. Ama dediğim gibi 300'ün üzerinde biraz değer kaybı olur. 300 ve belki altında, belki değil, belki 300 ve altında dolarda bir değer kaybı görebiliriz. Dolayısıyla şu anda hareketin başlamadığını düşünüyorum ben. Kısa vadede baktığımızda şu seviye her zaman olduğu gibi önemli bir seviye, ama Bollinger'ın orta bandının, ki 80'lere gelmiş, biraz daha hafta başında, geçtiğimiz hafta 79'lar civarındaydı, üzerine attığı zaman hareketin yukarı başladığını söyleyebiliriz. Aşağı yönde bir hareket içinde 5.45'leri takip ediyorum. Kırılması durumunda daha büyük bir hareketlilikle karşı karşıyayız diyebiliriz. Burada Türkiye'nin kendi dinamiklerinin bir kenara bırakarak tekrar konuşursak, Euro'da söylediğim gibi, bakın daha henüz ana dolar rallisi başlamadı. Dolarda Fed'in faiz indirimi fiyatlanmış olmasına rağmen, hatta çok agresif fiyatlayanlar da var, buna rağmen Euro'nun çok önemli değer kazanmadığını görüyoruz. Bu dalga mutlaka bizim kıyılarımıza da vuracak. Bundan emin olun. Dolayısıyla evet, Türkiye'deki dinamikler tabii ki çok önemli. Bu akşam nasıl bir açıklama gelecek? Beyaz Saray'dan gelecek mi bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın atacağı adım elbette ki çok önemli. Ama bütün bunların dışında dışarıda olup biten bir hareket de var. Onu da göz ardı etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.